BIST Cuma günü hafta kapanışında %3.14 yükselerek haftayı 10.643 puandan kapattı. Güne alıcı vize bir seyirle başlayan borsada bankalar önderliğinde, ulaştırma, gıda perakende, holding gibi endekslerde alımlar genel yayıldı. Böylece son iki haftadır yaşanan konsolidasyon süreci sonlanarak yeni zirve seviye test edilmiş oldu. Hafta içi görülen en düşük seviye olan 10.036 seviyesinden tepki veren BIST endeksi haftayı %4'ün üzerinde primle tamamladı. BIST bankacılık endeksi ise BIST'lülü geride bırakarak haftalık %8 yükseldi. Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %2.4 seviyesinde açıklandı. Piyasa beklentileri Nisan'da Euro bölgesinde yıllık enflasyonun %2.4, aylık enflasyonun da %0.6 olması yönündeydi. Enflasyonun beklentilere paralel açıklanması Haziran ayındaki faiz indirim beklentisinin devam etmesine neden oldu. İran Cumhurbaşkanı reisinin içinde bulunduğu helikopter, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sert iniş yaptı. Kazanın da Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı reisi ve Dışişleri Bakanı'nın hayatını kaybettiğini söyledi. İran olayı belirsizliğini koruyor. Gerilimin artması altın ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir. Borsalarda ulaştırma ve lojistik şirketlerinde geri çekilmeler görülebilir, enerji şirketleri yükselebilir. Üretim ve lojistik maliyeti artınca borsalarda da geri çekilmeler görülebilir. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken piyasalar yurt dışında Almanya üretici fiyat endeksi verilerini takip edecek.